İdris 1994 yılından beri cezaevindedir. Dolayısıyla onlarca cezaevinde yattı. Çok ciddi sağlık sorunları var. 19 Temmuz 2024 yılında, yani daha tarihinde cezası bitmesine rağmen 6 ay cezası ertelendi. Ve neredeyse her hafta 3-4 defa hastane acili kaldırıyorlar. Şu anda bile 3 gündür, 4 gündür hastanede yatıyor. Antalya Fakülte Hastanesi'nde kalıyor ve hiçbir bilgimiz yok. Ne bize bir haber veriyorlar, ne bizi arıyorlar. Özellikle bu tür sistemlerde cezaevleri üzerinden baskı kurarak biraz da toplumsal bir baskı ağını oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yalnızlaştırma politikası, tecrit etme politikası, biraz da toplumla zindanda kalan tutsakların aralarındaki bağı koparma niyetinde olan bir yaklaşım var. Özellikle bu son birkaç yıldır zindanlara ilişkin çok ciddi bir yalnızlaştırma politikası var, tecrit politikası var. Yani bu F tiplerle birlikte ortaya çıktı. Şimdi S tipleri, L tipleri, T tipleri. Dolayısıyla aslında temel amaç şu: ya toplumla zindanda tutsak edilen insanların aralarındaki iletişim bağını tamamıyla koparıp yalnızlaştırma ve psikolojik olarak bir teslim alma sistemi ve anlayışı içerisindeler. Durum böyle olunca da ister istemez yani çok ciddi sorunlar da ortaya çıkıyor. Çünkü bu insanlar uzun dönemdir cezaevinde ve sağlık sorunları var, ciddi problemleri var, hukuki sorunları var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insana 30 yıl cezaevinde yatır ve çağırıyorsunuz, ona şu soruyu soruyorsunuz: sen çıkınca dağa mı çıkacaksın? Yani bu kadar abes bir soru soruluyor. Ya da dışarıda ne yapacaksın? İşte ailene mi gideceksin, başka bir yere mi gideceksin? İşin sonunda da sorulan cümle şu: pişman mısın? Dolayısıyla da tamamıyla az önce başta da belirttiğim gibi bir teslim alma anlayışı var. Pişman ettirme, teslim alma, iradesini kırma. Yani biraz tutsaklar şahsında Kürt iradesini kırma gibi bir anlayış da var. Yani cezaevlerinde çok güçlü bir inanç, çok güçlü bir irade olmasa insanın o koşullarda bu sisteme, bu anlayışa karşı dayanma gücü çok zor. Ama o insanları ayakta tutan bir inançları var, bir özgürlük hayalleri var, bir özgürlük umutları var. Dolayısıyla da biraz da bu tutumlarına karşı onları ayakta tutan budur. Bu cezaevi izleme kurulunun gerekçe kararında aynı şu cümleyi kullanıyorum: İdris Başaran'la ilgili kaldırılmamış herhangi bir disiplin cezası bulunmamaktadır. Bakın, yani herhangi bir disiplin cezası bulunmamış bir insanı kendini söylüyorsunuz ve ertesi bir arkasındaki cümleyi topluma tehlikeli bir kişi olarak yansıtarak, lanse ederek kişinin tahliyesini engelleyip 6 ay daha yatması gerektiğini keyfi bir uygulama olarak, keyfi bir şey yaklaşım olarak sergiliyorsunuz. Karşıda bir baskı aygıtı, bir sömürü aygıtı, bir zulüm aygıtı varsa bence toplumsal zayıflıktan kaynaklı onların güçlü pozisyonu varmış gibi ortaya çıkıyor. Yani bir toplumsal tepkisizlik, toplumsal duyarsızlık, toplumsal kayıtsızlık aslında bu zalimliği yapanlara sanki çok güçlüymüş gibi bir algı yaratıyor. Bu cesareti nereden alıyor? Demek ki toplumsal tepkisizlikten alıyor bunu. Kamuoyunun özellikle zindanlara karşı bu kadar sistemin zindanları yalnızlaştırma politikası ortadayken, bu kadar tecrit etme politikası ortadayken, bu kadar keyfi uygulamalar ortadayken kamuoyunun çok daha duyarlı olması gerekiyor.